Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı. Bir gün TV'den herkese merhabalar. Yine bir hukuk garabeti var. Ee, malum deprem felaketinde binlerce ev yıkıldı. On binlerce yurttaş hayatını kaybetti. 6 Şubat e, 2023'teki deprem felaketinde 10 kentte büyük bir yıkım e, yıkıma tanık olduk ne yazık ki. Ve e, Maraş'ın 12 Şubat ilçesinde de Palmiye sitesi e, depremde büyük hasar aldı Yerli bir oldu deyim yerindeyse 6 bloklu bir Steelip Almayesitesi e, 2000 yılında ruhsatı alındı 2000 yılında inşa edildi ve deprem felaketinde bu 6 bloktan 3'ü yıkıldı yaklaşık 150 kişi bu 3 blok mezar oldu. E, yaklaşık 2 kişinin 2-3 e, kişinin e, kayıp olduğu biliniyor e, ve böyle bir durum var. Maraş Cumhuriyet Başsavcılığı Konya Teknik Üniversitesi'ne bir rapor hazırlattı, kişi raporu. E, rapor 9 ayda hazırlandı. Rapor geldi e, ve orada müteahhit, Ali Babaoğlu isimli, Palmiye sitesinin müteahhiti asli kusurlu. Yani birinci dereceden kusurlu bulundu. Belediyenin e, yöneticileri, memurları, e, inşaatı denetleyen memurları sorumlu tutuldu. E, i̇nşaatta görevli... E, olanlar Bu işten sorumlu tutuldu Ve böyle bir rapor hazırlandı nedenini de tek tek anlattılar Bilirkişi heyeti 5 akademisyenler oluşan Ve burada aslında skandalın Bambaşka bir Boyutu var Ola şu Ali Babaoğlu isimli Müteahhit hakkında 12 Şubatta Yani deprem felaketinden sadece 6 gün sonra Yakalama ve yurt dışına Çıkış yasağı getirildi Yani bir öngörü var müteahhitin sorumlu olabileceğine dair ve on, öngörü de doğru çıkıyor. E, bilir kişi raporunda bunu almıyoruz. Yıkımın ana sorumlusu odur e, deniyor. Ancak 13-14 ay geçmesine rağmen neredeyse 15 ay olacak deprem felaketinden e, bu yana bu müteahhit hala yakalanmadı. Yaklaşık 150 kişinin ölümünü neden olan Ali Babaoğlu elini kolunu sallayarak sokaklarda gezmeye devam ediyor ve bununla da kalmıyor. Palmya sitesinin e, arsasının bir kısmını e, 5 Nisan'da yani çok kısa bir süre önce sattı. Evet yanlış duymadınız. Yani 14-15 aydır aranan, 150 kişinin ölümünden sorumlu tutulan, 150 kişinin ölümünün baş sorumlusu müteahhit Ali Babaoğlu hem 15 aydır yakalanmıyor hem de gidip e, arsasını satıyor. Ve bu skandal bir şey. Bu tabii nasıl olabilir? Buna kim izin verdi? Ali Babaoğlu neden ısrarla yakalanmıyor? Önceki İçişleri Bakanı Soylu'nun bir açıklaması vardı malum kimilerin ayakkabı numarasını dahi biliyoruz şeklinde. Ancak burada bile yakalanmadığını görüyoruz ve e, bir başka skandal ise depremde. Palmiye sitesinde hayatını kaybedenlerin yakınları defalarca Maraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi ve şunu istediler. Ali Babaoğlu'nun mal varlığını kaçıracağı yönde ciddi bilgimiz, e, duyumumuz var. Ciddi yönde bilgi geliyor bize ve lütfen Babaoğlu'nun mal varlığına tedbir kararı getirin, tedbir koyun diyor. Ve savcılık, savcı tüm bu uyarıları umursamıyor. Neredeyse beli isteğe Babaoğlu'na yol veriliyor, müteahhit Babaoğlu'na ve o da elini kolunu sallayarak e, suç mahalli de olan, palmiye sitesinin e, bulunduğu, enkazının kaldırıldığı arsadaki hissesini satıyor. Şeker bayramı tatilinden önceki cuma günü mesai saati bitmesine kısa bir süre kala bu satış işlemini yapıyor. Palmiye sitesinde hayatını kaybedenlerin yakını adalet bekliyor. E, biz asla vazgeçmeyeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz diyorlar ve hukuka, hukuk sistemine de bir isyanları var. Ee, tekrar ediyorum, 14-15 ay geçmesine rağmen Palmiye Sitesinin iddianamesi yok daha ortada. Bir duruşması dahi yapılmadı, dava dahi açılmadı. Zaten bir raporu 9-10 ayda hazırlandı ve 150 kişinin e, hesabı sorulmuyor, hayatını kaybeden bir adım atılmıyor ve bir an önce hukukun işlemesini I, e, hemen iddianamenin hazırlanmasını ve en kısa sürede duruşmanın yapılmasını istiyorlar. Belediye yöneticilerinin de hesap vermesini bekliyorlar. Umarım adalet tecelli eder. Ne yazık ki Palmiyee Sitesi tek örnek değil. Bunun gibi onlarca yüzlerce örnek var deprem bölgesinde. Yine Maraş'taki Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına neden olanlar, orada onlarca kişinin yıkılmasının, e, hayatını kaybetmesinin neden olanlar, e, da dafirari, Kervan Pastanesi'nin sahipleri. Kervancıoğlu ve Pekel iki ortaklar. Onlar da aylardır bile isteğe yakalanmıyor. Çok büyük şirketleri var. Onlar da Maraş'ın en zenginleri. Pastane zincirleri var, dondurma fabrikaları var. Hatta geçmişte, şimdi çok tartışılıyor, İsrail'e de dondurma satmışlar. Dünyanın birçok yerinde böyle bir ticaret ağları var. Şirketleri para basmaya devam ediyor. Kendileri onlarca kişinin ölümünden sorumlular. Israrla yakalanmıyorlar. Nerede oldukları belli değil. Ezgi Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin yakınları da tıpkı Palme İstesi'nde, Palme İstesi için mücadele edenler gibi adaleti bekliyor. Biz deprem davalarını takip etmeye, sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ta ki adalet tecelli edene kadar. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.